çalışmada 7 tane hasta ve 3 tane kontrol kullanılmış. Bunlardan 2 gün içinde hücre tedavileri, bizim mezenkimal kök hücre dediğimiz ve alojenik kökenli, yani kordon kanından elde edilmiş kök hücreler kullanılarak yapılan bir tedavi çalışması, ön çalışma. 2 gün içinde kan düzeyleri, yani COVID'de gördüğümüz bu Stokin stormu, ciddi aşırı bir immün cevabı önleyecek şekilde hastalarda bir hemen cevap alınmış. Bunlardan daha iyi durumda olan hastalardan 3 tanesi hemen taburcu olmuş. 4 tanesi de iyiye gitmiş. Bunlardan 2 tanesi ventilatöre bağlı, 2 tanesi de stabil olarak izlenmeye devam etmiş çalışma boyunca. Ama 7 hastada da cevap alınmış. 3 tane kontrol vakasında ise maalesef bir gelişme olmamış ve bunlar kaybedilmiş. Bu çalışmanın öneminden ben size bahsetmek istiyorum. Bu çalışmada özellikle ilgimizi çeken şey, kök hücrelerde ACE2 reseptörünün, proteinin, antijenin olmadığı gösterilmiş. Bu da bize şunu gösteriyor ki kullandığımız kök hücrelerde COVID-19 enfeksiyon riski yok. Bu klinik uygulamalarda bizim için çok önemli bir haber oldu. Çünkü kullanacağımız ürünlerde böyle bir riskin olması tabii ki tedaviyi önleyecek ya da çok zor durumda bizi bırakacak bir gelişmeydi. Ama bu ilk çalışmada hastalarda herhangi bir yan etkinin görülmemesi, 2-3 gün gibi kısa bir süre içinde kan düzeylerinde hastaların cevap alınması ve bu hastalarda kullanılan ürünlerde virüse rastlanmamış olması ve bu özelliği taşımamış olduklarının gösterilmesi bize uygulamalarla ilgili cesaret verdi. Literatürde bir çalışma daha gözümüze çarptı. O da İspanya'dan hemen geldi. İspanya'da ise bizim daha önce sözünü ettiğimiz özellikle yağ dokusundan elde edilen kök hücrelerinin kullanıldığı bir çalışma. Bu çalışma da yine alojenik. Biliyorsunuz biz kök hücre tedavilerinde yağ dokusunu genellikle otolog kullanıyoruz. Yani kişinin kendi hücrelerini kullansın diye kendisinden yağ alıp kök hücre izole ediyoruz ve bunları tedavilerde kullanıyoruz. Fakat bu grup tabii ki hastaların yoğun bakım hastası olması nedeniyle bunun yerine başkasından alınan yağlardan elde edilen kök hücreleri kullanmışlar. Ve 13 hastada yağdan elde edilen, başkasının yağından elde edilen kök hücreleri yine damardan vererek IV infusion dediğimiz yaklaşık yarım saat 40 dakika içinde hastalarına uygulamışlar. Bu 13 hastadan 7 tanesi taburcu olmuş. Geriye kalan hastalardan 4 tanesinde ventilatör destekli olduğu halde iyiye gidiş, 2 tanesinde ise stabil bir sonuç alınmış. Yani hastalar iyilik durumlarını korumuşlar. 2 hasta ise kaybedilmiş. Ama kök hücre kullanılır kullanılmaz kan düzeylerinde yine immün faktörlerde özellikle iyileşme görülmüş 2 ile 5 gün içinde. Bu çalışmanın ilginç yanlarından bir tanesi, iki hastaya bir doz verilirken 10 hastaya 2 doz verilmiş 3 gün arayla ve bir hastaya da ise 3 doz tekrar edilmiş kök hücre. Bu durumda biz kök hücre tedavisinin arka arkaya tekrar ettiğini bu çalışmada görüyoruz. Ve herhangi bir yan etkiye de rastlanmadığı söyleniyor. Hastalarda gerek bir alerjik reaksiyon olmamış ya da ciddi bir bulguya rastlanmamış tedaviyle ilgili.